Merhaba arkadaşlar. Çıkmadık candan, ümit kesilmez felsefesini kendimize motto edinerek atmosferdeki oksijen kaybının bir hiç uğruna olmaması adına içinde bulunduğumuz an ve gelecek için pes etmeden, daralmış bakış açınızı genişleterek ufkunuzu açmaya, dünyanın bir haber olduğunuz köşelerinden sizleri haberdar etmeye devam ediyoruz. Birinin sana bir şey yapamazsın demesine izin verme. Hatta benim bile. Anlaşıldı mı? Tamam. Bir hayalin varsa onu koruman gerek. İnsanlar bir şey yapamaz ve senin de yapamayacağını söylerler. Bir şey yapmak istiyorsan gidip onu zorla al. Bu bölümde sizlerle modern zamanların en uzun işgalini gerçekleştiren devlet, kadınlara zorunlu askerlik bahşedilen yer, elmas sanayisiyle ünlü, başkent ilan ettiği şehrin tamamının kendisine ait olmadığı, elinizi sağlasanız bilim adamı, teknisyen ve mühendise çarpan ülke, uzun ve ince bir yapıya sahip, yaklaşık 9 milyon nüfusu ile beraber 22.145 metrekare yüz ölçümüne sahip İsrail'i resmi adıyla İsrail Cumhuriyeti'ni inceleyeceğiz. İlk olarak İsrail'in adının anlamı Tanrı ile güreşen demektir. Yaratılış kitabına göre Yahova, insan kılığına girerek Yakub ile güreş tutar. Bu güreşin sonunda Allah Yakub'a, "Sen Allah'ı yendin. Bundan sonra sana Yakup değil Allah ile güreşen" anlamına gelen İsrail denecekler ve Yakub'un adı İsrail olur. Yakub'un soyundan gelenler de İsrail oğulları olarak anılır. İşte İsrail adının hikayesi böyledir. İsrail adının arkasında bu kadar manevi bir hikaye yatmasına karşın İsrail devletinin kurucusu David Ben Gurion ateist bir bireydir. Annem de görevliyim. Kimliğim vesaire var. Zebaniyim. Kimliğim taç çakramla bağlantılı. Çakralarım aktif. Tamam, tüm çakralarım aktif. Kökten başlıyor. Yukarı kadar tüm çakralar aktif. Biz dünyayı kurtaracak kişileriz. Efendinin, şeytanın izniyle tüm egemenliği yok edeceğiz. Yerine altın çağı kuracağız.